Ne var? Ama ya da yanım ama şey. Tamam. Bir sigorta gibi bir şey oldu. Bahar Hanım. Arkadaşlar. Tamam. Aşağıya. Basın. Evet, normalleşme sürecinde yeni bir otellere yeni bir zorunluluk daha geldi. Bu da HES kodu. Artık Türk misafirlerimiz 1 Ekim'den beri otellere geldiğinde resepsiyonda otele giriş yapmadan önce mutlaka HES kodunu bizlere bildirmek zorundalar. Sezon hala devam ediyor. İyi bir Eylül geçirdik. Ekim'le ilgili konsantrasyonumuz devam ediyor. İyi bir Ekim geçiyor. Havalar da çok iyi gidiyor. Şu an Antalya'da hala hava derecesi 35-40 derece. Ruslar birinci sırada yine Ukrayna hızını kesmeden devam ediyor. İngiltere'nin aldığı karar politik ve siyasi olduğunu düşünüyorum. Çünkü turizm sektöründe bu kadar önlemlerin alındığı, güvenli turizm sertifikasının bu kadar iyi uygulandığı bir ülkeye karşı karantina kararını yanlış olduğunu düşünüyorum. İyi bir Ekim geçiyor. Şimdi konsantrasyonumuz kışa yönelik. Çünkü yavaş yavaş artık oteller kapanmaya başladı bazı bölgelerde. Bu sene zaten pandemi nedeniyle otellerimizi ancak %50 civarında otel açmıştık. Birkaç haftadır başlayan yavaş yavaş kapanmalar söz konusu bazı bölgelerimizde. Dolayısıyla açık otel sayımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Bununla ilgili kışa konsantre olduk. İyi bir Ekim geçiyor. Hava sıcaklığı da gayet iyi gidiyor. İyi bir Ekim geçiyor. Bundan sonra konsantrasyonumuz tamamen kış dönemiyle alakalı olacak. Dediğim gibi İngiltere ile ilgili büyük umutlarımız var, özellikle kışla ilgili. İngiltere şu an karantina kararı almış olması ya da bizi kırmızı listeye almış olması hakikaten üzüntülü. Umarım İngiltere bir an önce bu kararından vazgeçer ve tekrar eskiden olduğu gibi ya da bu pandemi döneminde olduğu gibi yine İngiltere tekrar Türkiye'ye gelmesi izin verirler diye düşünüyoruz.